2 azot gazı artı 3 oksijen gazı ok 2 diazot trioksit gazı yukarıdaki tepkime sabit hacimli kapta tek basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimeyi yukarıdaki etkilerden hangileri hız sabitini değiştirmeden sadece tepkime hızını arttırır? 1. Sabit sıcaklıkta helyum gazı ekleme 2. Sıcaklığı arttırma 3. Sabit sıcaklıkta azot gazı ekleme şeklinde verilmiş. A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3 olarak verilmiş. Sabit hacimli bir kapta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimemiz var. Hız sabitini değiştirmeden sadece tepkime hızını arttırmak istiyoruz. Peki burada tek basamakta gerçekleşen bu tepkimede hızı yazacak olursak k çarpı n2'nin karesi o2'nin kübü şeklinde. Şimdi hız sabiti nelerle değiştirebiliriz? Tanecik boyutunu küçültürüz ve hız sabiti değişir, hız değişir. Sıcaklık etkisiyle hız değişebilir. Katalizör etkisiyle değişebilir. Hız sabitini değiştirmek istemiyoruz. Bunları yapmayacağız. O zaman gelişim Derişim ya da basınç hacim etkisi yapacağız. Bununla ancak hız değiştirilebilir. Hız sabiti de değiştirilmeden. Peki helyum gazı eklediğimizde sabit hacimli bir kap. Şimdi helyum gazı eklememiz tepkimedeki maddelere herhangi bir etkisi yok. Hacim etkisi de yok. Mon etkisi yok. Hacim etkisi de yok. Dolayısıyla tepkimedeki maddelerin molünü ya da hacmini değiştirmeyecek sabit hacimli bir kapta. Dolayısıyla ideal olduğu için sıkıştırma işlemi olmayacak. Böylelikle derişim değişmeyecek. Derişim değişmediği sürece de hızda etkilenme olmayacak. Peki sıcaklığı arttırma? Evet, sıcaklığı arttırma çarpışmayı arttırır. Çarpışma artar. K artar. K artar. Hız sabiti artar ama bizde başta hız sabiti değiştirmeden dediği için dolayısıyla hız artar diyeceğiz ama hız sabitiyle beraber hız artacak. O yüzden cevabı alamayacağız. N2 ekleme ise R eşittir K çarpı N2'nin karesi O2'nin kübü. K'yı etkilemeyecek N2 ekleme ama N2 derişimini arttıracak. Ve karesi kadar da hızı da arttıracak. Hız da artar. Hız sabiti de etkilenmez. Dolayısıyla doğru bir ifade. Üçüncü öncünümüz doğru olduğundan cevabımız B seçeneğidir.